Merhaba, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün son depremler üzerine özel bir program gerçekleştiriyoruz. Özel program çünkü bildiğiniz üzere Şehir Hepimizin programı pazartesi günleri saat 16'da yayınlanıyor. Bugün bu konuda özel ek bir program yapma ihtiyacını duyduk. Evet, konuğumuz Profesör Doktor Ali Pınar, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü öğretim üyesi. Biz bugün iki sunucuyuz programda. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Kandil Rasathanesi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Nuray Aydınoğlu ile birlikte bugünkü programı sunacağız. Bu programda saha çalışmalarında elde edilen bilgiler ışığında ve teknik haritalar eşliğinde son depremlerin oluş mekanizması ve olası sonuçları hakkında konuşacağız. Değil mi hocam? Evet. Buyurunuz. Evet. Evet, teşekkür ederim. Efendim, tabii bu son depremler kamuoyunda çok ilgi uyandırdı. Beklendiği gibi, çünkü uzun süredir bu şiddette bir depremi İstanbul yaşamamıştı. Yani 99 depremlerinden sonra şimdi İstanbul merkezine daha yakın bir yerde olan, gerçi büyüklüğü daha küçük bir deprem yaşadık ama etkileri tabii toplum üzerinde, insanlar üzerinde etkileri çok fazla oldu ve hala devam ediyor. Şimdi tabii bu konuda çeşitli açılardan bu konu ele alınıyor ve kamuoyunu ilgilendiriyor. En önemli noktalardan biri de tabii bu Marmara'daki fay mekanizması, kırılma mekanizması ve bunun olası ileriye yönelik sonuçlarının ne olacağı konusunda da doğal olarak bir takım spekülasyonlar da var. Bu programın amacı bu konuya biraz açıklık getirmek. Yani özellikle kamuoyunda, basında, medyada çok tartışılan işte bu fayların kırılma mekanizmaları, işte ne zaman kırılacağı, nasıl kırılacağı vesaire konusunda bilimsel cevaplar bulmaya çalışmak. Bu konuda bizi aydınlatacak olan arkadaşımız Kandil Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Pınar. Ben kişisel olarak ben de aynı bölümden emekli öğretim üyesiyim ama benim alanım değil bu alan. Bu yer bilimcilerin alanı, sismologların alanı. Ben yapıların depreme karşı davranışları ve tasarımlarıyla ilgili konuda köken olarak inşaat mühendisiyim. Ama tabii bu konuyu uzmanı olmasak bile konu hakkında bilgimiz var. O nedenle burada moderatörlük yapıyorum. Ama benim rolüm bu programda o. Dolayısıyla esas aktörümüz yanımda oturan Profesör Doktor Ali Pınar. Evet Ali kardeşim, şimdi bu konuyu senden özellikle Kandili'nin de katkıda bulunduğu araştırmalardan elde edilen bulgular çerçevesinde açıklamanı rica ediyoruz. Ne oldu? Tektonik yapıda neler meydana geldi ve bundan sonrası için neler öngörülebilir? Çok teşekkür ederim hocam. Yani programa davet ettiğiniz için. Yani elde ettiğimiz bulguları tabii doğrudan halkımızla paylaşmak tabii bizim hepimizin görevi sonuçta yani. Mümkün evet. olduğu kadar veriye dayalı elde edilen sonuçları oturup üzerine konuşmak, tartışmak, paylaşmak güzel bir şey. Ben burada yani konunun iyice içine girmeden önce öncelikle Kandil Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nde çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 7/24 bazlı sürekli veri üretiyorlar ve olan depremleri anında çözüp paylaşıyorlar. Web sitesinden paylaşıyorlar ve bu verilere sadece ben Kandil Rasathanesi'nde öğretim üyesi olduğum için değil, aynı zamanda benimle birlikte dışarıdan herhangi bir öğretim üyesi de, herhangi bir araştırmacı veya basın medyadan herhangi biri de anında ulaşabiliyor. Dolayısıyla ortak veri üzerine konuşacağız. Tabii veriler aynı olabilir. Elde edilen sonuçlar da benzer olabilir. Fakat burada tabii yorum farkı olabilir yani. Kişiden kişiye göre işte farklı farklı uzmanlık alanlarına göre herkes kendi açısından depremleri yorumluyor. Bana da işte Nuray Hocam programa
gidip bunları paylaşalım dediği zaman da benim de şu aklıma geldi. Yani önce bir şey yapalım dedim. Mesela kısaca geçmişte olan depremlerle bu son bir haftada meydana gelen depremler arasında bir bağ, nasıl bir bağ var? Evet. Ve bunu kullanarak da ileriye dönük neler olabilir? Onlar üzerinde konuşuruz hep birlikte tartışarak ilerleyebiliriz yani program kapsamında. Evet. O yüzden şeyden başlayabiliriz mesela. Birinci görselden başlayabiliriz. Şimdi birinci görselde evet Marmara Denizi'nde şeyi görüyoruz burada. Kuzey Anadolu Fayı'nın boydan boya, doğudan batıya ne şekilde ilerlediğini. Marmara bölgesinde batı kısmına baktığımız zaman işte Ganos Fayı'nı görüyoruz. Ganos Fayı'nı. Bu Ganos Fayı, bu Tekirdağ'ın batısında. Evet, Saros Körfezi. Saros Körfezi'ne doğru uzanan fay. Evet, evet. Evet. Yani Tekirdağ, Mürefte'ye doğru uzanan bir fay görüyoruz. Bu aslında Batı Marmara'da olan en son büyük deprem diyebiliriz. Yani 1912 Şarkö-Mürefte depremi adı olarak isimlendirilen 7.4 büyüklüğünde. O da oldukça büyük bir deprem. Evet. Ve bu depremle birlikte karada 4-5 metrelik atımlar ölçülmüş. Benzer şekilde denizde yapılan son çalışmalarda ki bu Armijo ve diğerler tarafından 2005'te yayınlanan makaleden alınmış bir görsel. Ve deniz dibinde de yine aynı mertebede 4-5 metrelik atımlar görüyoruz biz. Aslında bu 4-5 metre atım Ganos karada görüyoruz, denizde görüyoruz. Yine aynı mertebede biz atılacaksınız. 1999 depreminde de gördük. Yani. Evet. Yani Kuzey Anadolu Fayı sanki karakteristik olarak yani 4-5 metrelik atım biriktirme kapasitesine sahip veya bu atım miktarı karakteristik diyebilecek diye yani dersek bunlara bağlı olarak da zaten şeyi söyleyebiliyoruz. İşte Marmara Denizi'nde işte 250 yılda bir büyük deprem olma potansiyeli var diyoruz. Dolayısıyla bölgenin üzerinde evet yani mesela bütün Kuzey Anadolu Fayı'nca GPS'lerden yapılan, uydulardan yapılan ölçümlere baktığımız zaman biz şunu görüyoruz. Her yıl yaklaşık ortalama 2 santimetrelik bir hareket görüyoruz. Yani bu hareketin ne kadarı fay üzerinde birikiyor yine tartışma konusu. Fakat gerek Ganos'ta gerekse 1999 depreminde Arifiye'de, Gölcük'te gördüğümüz 4-5 metrelik atımlara dayandıracak olursak yani bu 2 santimetrelik ve 250 yılda bir olan büyük depremleri dikkate alırsak bu 4-5 metrelik atım yani önemli bir kısımları en azından fayın tamamı olmasa bile belli başlı bölgelerinde bir şeyi görüyoruz. Yani bu atım birikiyor yani. Evet. Yani büyük deprem üretme potansiyeli diyelim. Zaten atım ne kadar yüksek olursa oluşan depremin büyüklüğü de o denli büyük olmak olacak. Yani. Şimdi yine 1912 Şarkö-Mürefte depremi. Yine haritaya dönersek. Evet yine haritaya dönecek olursak. Buradan biz şeyi görüyoruz. Yani bu 1912 kırığı aslında sadece karada değil, özellikle Armijo ve arkadaşları yaptığı araştırmada, bu kırığı aslında deniz içinde de takip edildiği ve deniz içinde de 4-5 metrelik atımlar oluştuğu ve bu sayede bu 1912 depremiyle oluşan kırığın boyu yaklaşık işte 140 kilometre olduğu söyleniyor. Zaten 1999 depremi de yaklaşık aynı uzunluktaydı. Evet. Evet. Ya Akyazı tarafından, Düzce tarafından alıp 120 kilometre. Evet. Yine civarında. Evet. Yine şey bir benzerlik görüyoruz yani bir karakteristik bir özellik görebiliyoruz yine bu Kuzey Anadolu Fayı üzerinde meydana gelen depremlerde. Evet. Şimdi bu 1912 depremiyle oluşan kırık Orta Marmara Çukuru dediğimiz bölgeye kadar uzandığını görüyoruz. Yani bu haritada Ganos'tan Orta Marmara Çukuru'na doğru bir sarı renk görüyoruz. Aslında o sarı renk fayın kırıldığı bölgeleri işaretlemektedir. Bize onu göstermektedir. O 1912 yazıyor orada. Evet. Onun yanında bir soru işareti var galiba. Ben mi yanlış görüyorum? O soru işareti deniz dibinde olduğu için
Muhtemelen kırıldı da. Yani muhtemelen çünkü kırıldı ifade. Çünkü karada evet. yapılan ölçümlerde direkt ölçebiliyorsunuz. Tabii tabii evet. Görüyorsunuz. Ama deniz dibinde tabii evet. yine bir de deniz dibinde şöyle bir dezavantaj var. Marmara Denizi'nde çökelme hızı çok yüksek. Yani evet. birkaç milimetre her yıl, senede birkaç milimetre tortu birikmektedir yani. O yağmurlardan, akarsulardan gelen, evet. yani sedimentasyon dediğimiz oldukça yüksek olduğu için bu yüksek sedimentasyon hızı bir bakıma oluşan kırığı veya oluşan atımı da bir nevi kapatmaktadır. Aradan geçen yüz küsur evet. yılda tabii. Ya ona rağmen, evet. aradan yüz yıl geçmesine rağmen yine de morfolojik olarak o kırığın takip edildiğini yazmış evet. Armijo ve arkadaşları. Evet, şimdi neden bu 1912 depremi üzerine çok durduk? Çünkü bu deprem etkinliği aslında bunun ucunda meydana geldi. Son depremden bahsediyoruz. Evet, son geçen hafta. Yani 24 Eylül'de başlayan, 4-7 ile başlayan bir deprem etkinliği başladı. Her ikisi de mi hocam? Hem evet. 4-7 hem de evet. 5.8. Evet, evet. Her ikisi de. Bu kırığın hemen bittiği noktada. Evet. Şimdi bu kırığın bittiği nokta ile bu depremlerin, yani geçen hafta meydana gelen depremler arasında da bir bağ ortada, bir bağ olduğunu biz şeyde tespit ettik. Türk Kandil Hastanesi, AFAD ve birçok üniversitenin de içinde olduğu bir proje gerçekleştirildi. 5 yıllık bir projeydi. Japon bilim adamları ve Türk bilim adamları. Yani Türk bilim adamlarında işte Kandil Hastanesi koordinasyon görevini yaptı. Ve bu proje kapsamında biz son 5 yılda 15 adet deniz dibi sismograf yerleştirdik Marmara Denizi'nin içerisine. Bundan sonraki görseli açabilirsek eğer, iki nolu görselde olabilir. Evet, bu son 5 yılda Marmara Deniz Dibi içerisine yerleştirdiğimiz OBS'lerin yerlerini görüyoruz. Burada o OBS mavi, ne demektir affedersiniz? Evet. Deniz Dibi Sismografi. Evet. Yani İngilizcesi Ocean Bottom Seismograph dediğimiz Ocean Bottom Seismograph. Deniz evet. Dibi sismograflar yerleştirildi. Evet, evet bu mavi renkler ve pembe renklerle gösterdiklerimiz bunlar deniz dibine yerleştirilen faya çok yakın mesafelerde sismograflardır yani. Deniz dibi sismograflar. Bunların faya bu kadar yakın yerleştirilmesinin nedeni ise siz kırılan, daha doğrusu depreme ne kadar yaklaşırsanız o kadar sağlıklı çözümler elde edebilirsiniz. Evet. Özellikle derinlik parametresi. Evet. Yani eğer siz depreme çok yakın değilseniz o depremin derinliğini çözmeniz çok zor yani. Evet. Yani bulduğunuz derinlikler çok sağlıklı olmuyor. Evet. Ama bu şekilde eğer siz çok yakınsanız depremlerin meydana geldiği yerde çok net bir şekilde depremlerin derinliklerini belirleyebilirsiniz. Neden derinlik üzerinde vurguluyorum? Çünkü bundan sonraki görselde şeyi göstereceğiz biz. Deprem derinliğine bağlı olarak fayın düşey yönde nasıl değiştiğini. Evet. Yani daha önce biz fayın işte doğudan batıya doğru nasıl uzandığını gördük. Ama derinlik boyutunda çok yakın OBS veya çok yakın sismograflar olmadığı için çok sağlıklı bilgiler elde edilmemişti. Yani Türk-Japon projesinin dışında Almanlar, Fransızlar, ITI grubu da OBS gözlemleri yaptı. Fakat onların yaptıkları gözlemler benim bildiğim kadarıyla birkaç aylık bir zaman dilimini kapsamaktadır. Bu ise ilk defa yani 5 yıl gibi çok uzun süreli bir gözleme dayalı ve dolayısıyla elde edilen veriler çok daha zengin yani. Çok daha fazla deprem gözlemlendi. Şimdi bundan sonraki slayta bakacak olursak, 3 nolu slayta. Evet, burada sözünü ettiğim derinlik kavramı karşımıza çıkıyor. Yani şu görselin alt kısmında gördüğümüz aslında fayın düşey yönde depremlerin nerelerde meydana geldiğini görüyoruz. Evet. Evet. Slide'ın üst kısmında ise yanal olarak deprem dağılımını görüyoruz. Yani Kuzey Anadolu fayının etrafında depremlerin saçıldığını görüyoruz şeyde. Evet. Şimdi burada enteresan gelen yani daha doğrusu bana da çok ilginç gelen bilgi şu. Biz bu OBS çalışmalarından önce
şey düşünüyorduk. Yani Marmara Denizi'nde işte o deprem üreten, daha doğrusu fayın kırılgan zonu dediğimiz, yani esas enerjinin açığa çıktığı alan olarak düşünecek olursak, biz genelde işte 10-15 kilometrelik bir kalınlık düşünüyorduk. Yani yüzeyden 10-15 kilometre derinliğe kadar deprem, daha doğrusu sismik enerji biriktiğini. Ama bu projede biz şunu gördük. Yani 20, neredeyse 22-23 kilometre derinliğe kadar depremler görüyoruz. Şurada mavi renkte gördüğümüz, görselin alt kısmında mavi renkte gösterdiğimiz o 20'den daha derin, 20 kilometreden daha derin depremlerin varlığını görüyoruz. Evet, ve burada aslında şunu görüyoruz. 1912 kırı şu 28.0'la gösterdiğimiz boylam var aşağıda, dikkat ederseniz. Evet. 28.05, 28.1 gibi. Yani orada deprem sayısı çok fazla. Orası ucu mu şimdi o fayın? Evet, yani 1912'de kırılan fayın ucu ta buraya kadar erişmektedir. Ve bu şekilde dikkat çeken başka bir olgu, biraz daha doğuya doğru gidersek veya şeklin sağına doğru gidersek depremler hızlı bir şekilde azalıyor, fark ediyorsanız. Çok hızlı bir şekilde azalıyor ve depremlerin derinliği de azalıyor. Evet. Hem sayısı azalıyor hem deprem sığlaşıyor, yani deprem aktivitesi. Aslında bu sığlaşma bize şunu göstermektedir. Bir sonraki slide'da geçecek olursak. Evet, bu slide'da kırmızı kesikli çizgiyle gösterdiğimiz dikdörgenler bize şeyi göstermektedir. Yani fayın hangi bölümleri sismik enerji toplamaktadır yani. Yani onlarda hareket yok. O çerçevelerin içindeki alanlarda hiçbir yani enerji boşalımı yok. Deprem görmüyoruz. Evet. Dolayısıyla yani hiçbir en enerji boşalımı. Bizim onlar yorumumuz sessiz yani. Evet. Sessiz alanlar. Bizim yorumladığımız bu şekildeydi. Yani bu kesikli çizgiyle gösterilen dikdörgenler tamamen kilitlenmiş durumda ve sismik enerji biriktirmektedir. Ve geçen haftaki depreme gelecek olursak, şimdi geçen haftaki depremde şu yukarıda D harfiyle gösterdiğimiz bir kümelenme dikkat çekiyor. Şu slide'ın alt slide'da yine 28-25'ten yukarı doğru çıkacak olursak D harfiyle görebildiniz mi? Evet. ABCD ile. Evet. Orada ki o D harfinin hemen solunda yer alan bir deprem kümesi görüyoruz. Ve geçen haftaki depremler de o bölgede başladı yani. Ve hala da küçük küçük devam eden evet, depremler evet. Bunlar. Yani o 4.7, evet 4.7 ve onun peşinden işte 5.7-5.8 büyüklükteki deprem orada meydana geldi. Aslında 5.8'lik deprem yani tek bir nokta olarak değil de yaklaşık 7-8 kilometre uzunluğunda bir fay hareket etti. Ve buradaki hareket miktarı işte yaklaşık ortalama 20 santimetre diyebiliriz. Ve bu deprem aslında beklenen depremin enerjisini boşaltma kapasitesine sahip değil. Çünkü konuşmamızın başında biz işte Kuzey Anadolu Fayı'nın 4-5 metrelik atım biriktirme potansiyeline sahip olduğunu söylemiştik. Bu depremde ise olsa olsa 20 santimetre civarında bir atım meydana gelmiştir. Dolayısıyla bunları beklenen depremle bu depremi karşılaştırdığımız zaman atım bakımından dahi çok küçük sayılır yani bu etkinlik. Evet, ama şurası kesin ki bir stres boşalımına neden olan depremler değil bunlar. Evet, yani bütün olarak yani beklenen büyük depremle açığa çıkacak enerji bu değil tabii ki. Evet. Şimdi bu geçen haftaki depremin aslında bir diğer özelliği de beklenen Marmara depreminde, daha doğrusu Marmara depremiyle kırılması beklenen fay yine bu bölgede başlamaktadır yani. 1912 kırığın bittiği ve önümüzdeki işte 5-10 yılda ne zaman olacaksa o büyük depremin yine aynı bölgede meydana geleceğini yani bütün bilim adamları kabul ediyor. 5-10 aslında. Yıl diyebiliyor muyuz? Şimdi de onu da konuşuruz yani. Evet, onu da konuşuruz yani. Aslında o da önemli bir olgu.
Yani bu aktivitenin, geçen haftaki deprem etkinliğinin o bölgede olması aslında bu depremin önemini birkaç kat daha da arttırdı yani. Neden arttırdı? Çünkü az önce şeyi gördük biz. Fayın hangi bölgelerde sismik enerji biriktirdiğini gördük. Ve oluşan, geçen haftaki oluşan deprem etkinliği o bölgeye çok yakın olması, bu önemli bir olgu. Yani şimdi o Türk-Japon projesinden bu ortaya çıkan fayın ayrıntısı aslında ne kadar faydalı bir şey. Yani siz aslında depreme ne kadar yaklaştığınızı görüyorsunuz. Neden yaklaştık diyorum? Çünkü bu geçen haftaki olan deprem etkinliği bir bakıma kırılacak olan faya da gerilme artışı yaratmaktadır. Dolayısıyla depremlerin tetikleme olgusu da ortaya çıkmış. Belki de en önemli nokta bu. Yani Şimdi hani araya giriyorum, kusura bakmayın ama benim anladığım şey, yani hani biraz önce de siz de belirttiniz, işte depremler oldukça enerji boşalıyor falan gibi iyimser bir yorum var genellikle. Ali Bey'in söylediği gibi, yani öyle bir şey olsa bile bu o kadar küçük bir şey ki bu devede kulak. Ama daha da önemlisi bu meydana gelen kırılmanın, küçük ama kırılması beklenen bu sessiz, kilitlenmiş, yani Ganos fayının doğusundan itibaren İstanbul istikametinde ilerleyen fayın o kilitlenmiş bölgesine yeni bir gerilme yüklemesi, yapması. Evet. Yani bunun, değil mi? Evet. Eğer doğru tercüme ettiysem. Önemli yani, ve biraz da stresi arttırıyor. Evet. Yani tetikleme dediğimiz olayı. Evet. Yani şöyle düşünebiliriz bir bakıma. Şimdi depremlerin meydana gelme sebebi plakaların hareket etmesi. Yani Kuzey Anadolu Fayı'nın etrafındaki bloklar hareket ediyor. Ve her yıl bu hareket neticesinde bir gerilme artışı meydana gelmektedir. Bu gerilme artışı yaklaşık yıllık ortalama mesela 0.3 bar civarında diyelim. 0.3 bar. Bu 0.3 barlık bir artış, yani bu çok mutlak bir rakam değil. Sadece örnek olsun diye. Mertebe. Evet, yani o civarda da kesin bir rakam değil tabii. Evet. Yine o civarda bir artış oluyor. Şimdi yılda 0.3 bar artış oluyorsa, bu depremle birlikte, yani bu deprem tahminime göre yani yaklaşık işte 1 bar civarında bir gerilme artışına sebep olmuştur. Yani toplam bu etkinliğin o kırılması beklenen fay segmentlerinin üzerinde. Yani 1 bar ne demektir? Siz bu depremi, yani beklenen depremi yaklaşık 3 yıl öne çektiniz demektir. Bunun anlamı bu. Yani fiziksel olarak. Örneğin beklediğimiz deprem işte 15 yıl sonra meydana gelecekse, bu deprem aslında onu ne yaptı? 3 yıl öne çekti bu. Ama ne kadar öne çektiğini maalesef bilmiyoruz. Çünkü biz yani ne zaman olacağını bilmediğimiz için relatif konuşuyoruz. Yani kesinlikle 20 yıl sonra olacaksa 17'ye çekti. 30 yıl olacaksa 27'ye çekti, evet, anlamında. Ama tabii onun gibi 15 mi 20 mi 30 mu olduğunu onu bilmiyoruz. Evet. Yalnız tabii her geçen gün deprem etkinliğinin azalması bir bakıma rahatlatıcı diyebiliriz. Neden? Çünkü o gerilme artışı yani beklediğimizde fayı hemen tetiklemedi. Evet. Bu bize neyi göstermektedir? Yani en azından kırılacak fay için daha belli bir süremiz var demektir. O yüzden etkinliğin yavaş yavaş sönümlenmesi ve belli bir sürede büyük deprem meydana gelmezse bu yavaş yavaş sönümlerini bitecektir. Biz yine o büyük depremi beklemeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Evet. Evet. O açıdan başta da söylediğim gibi mesela geçmişte olan deprem, işte günümüzdeki deprem etkinliği ve ileriye dönük bu şekilde bir bağ söz konusu, yani bu depremin genel yorumuna bakacak olursak. Evet. Buradan hareketle bir yeni haritaya geçeceğiz herhalde, değil mi hocam? Evet. Şimdi geçen hafta olan deprem etkinliğine biraz daha ayrıntılı bakalım. Evet. Çünkü bu depremler tamam hepimizi tedirgin ediyor. Fakat bu depremler bize aynı zamanda yerin içi hakkında bize bilgi de getiriyor. Yani oradaki fayların, oradaki tektonizma konusunda da bize çok önemli bilgiler taşımaktadır.
O yüzden bunları biz analiz ederek aslında bilinmeyen fayı daha da iyi anlamamıza sebep oluyor. Örneğin burada bilinmeyenlerden, daha doğrusu bu depremin bize gösterdiği çok net bir bilgi var. O da şu, yani bu orta sırt dediğimiz yerde aslında ters faylanma mekanizması ağırlıklı çözümler de görüyoruz. Yani ana şok her ne kadar doğrultu atımlı hakim olsa da yine büyük oranda ters faylanma bileşeni de burada söz konusu. Yani burada biz bir bindirme fayı görüyoruz. Yani bindirme fayları hocam daha iyi bilir, deprem mühendisliği açısından da önemli. Yani çünkü bu bindirme fayları, bindirme olan faylar daha büyük enerji biriktirme potansiyeline sahip. Mesela normal faylanmalar daha, yani tekrarlama periyotları daha kısa olurken bu bindirme fayları daha uzun süre enerji biriktirip daha büyük deprem üretme potansiyellerine de sahip. Şu anda gördüğümüz yeşil yuvarlaklar gerçekleşen depremler, evet, midir hocam? Şimdi soldan sağa doğru aslında şeyi göstermektedir. En soldaki 4.7'lik depremin mekanizmasını göstermektedir. Evet. 4.7'lik depremle o 5.7'lik deprem mekanizması da birbirine benziyor. Ancak 4.7 normal atım ağırlıklı. Fakat daha sonra bu da enteresan bir bilgi bence. Doğuya doğru ilerledikçe ters faylanma bileşeni artmaktadır yani. Yani şeyden çukura, orta çukura yakın yerde en yakın olan 4.7, ondan normal faylanma bileşeni var ki beklenen de odur. Çünkü o çukurlukları oluşturan genelde normal faylanmadır. Sırtları oluşturan ise ters faylanma dediğimiz, evet, tektonik olaylar neticesinde meydana gelmektedir. Burada da biz bu olguyu çok net görüyoruz. 4.7'de doğultu atımlı ve normal faylanma bileşeni var. Daha sonra 5.7'lik depremde normal faylanmadan ters faylanma karakterine yavaş yavaş bir geçiş var. Ve daha sonra sırtın orta kesimlerinde meydana gelen artçı depremlerinde ise neredeyse tamamen bindirme özelliğine sahip depremler görüyoruz. Yani biz şöyle bir açıklama yapmak belki, evet, izleyiciler bakımından yararlı olur. Şimdi tabii o detaya giremiyoruz ama bu toplar, bu renkli toplar aslında fay çözümleridir. Bu fay çözümlerindeki işte şekillerine bakarak o renkli ve beyaz kısımların bu fayların bu depremlerin nasıl bir faylanma sonucu olduğunu sismologlar, mühendisler anlıyorlar. Evet. Yani bu detayın nasıl elde edileceğini tabii bu programda anlatmamız mümkün değil ama bunlar tabii çok değerli şeyler. Yani depremlerden sonra sismologlar çeşitli kayıtları inceleyerek bu topları, bu fay çözümlerini ortaya çıkartıyorlar. Dolayısıyla bu ters faylanma yahut işte ters faylanma dediğimiz, ben izin verirseniz yine, lütfen hocam, müdahale etmiş olmayayım de yani seyircilerimiz anlasın diye. Yani güneyden kuzeye doğru bir hareket düşünsek, değil mi? Onun yukarıdaki üst kısımdaki kara parçasını yukarıya doğru itmesi bir ters faylanma söz konusu oluyor. Ama aynı zamanda tabii bu sadece bu olay değil. Bununla birlikte yine bir yatay atım da var. Yani alt kısım üst kısıma göre sola doğru hareket de ediyor. İkisi birlikte bunlar. Yani pür ters faylanma değil ama ters faylanma bileşeni var. Normal fay dediğimiz ise tersi, bu sefer sıkıştırma yerine açılma olursa, mesela yukarıdan doğru aşağı doğru, bu sefer çökme oluyor. Yukarı çıkmıyor, aşağı iniyor. Ona da normal fay diyoruz. Evet, evet, çok önemli. Evet. Ben de çok açıklayıcı olacağım. Evet. Yani şimdi burada belki epey karışık bir mekanizma var demek ki. Yani o kadar evet, bu yani herhalde sizin için bu depremler biraz önce de belirttiğiniz gibi çok değerli. Çünkü kesinlikle bu mekanizmaları sismologlar çok daha iyi anlıyorlar şimdi nasıl. Yani yıllarca bekliyorsun böyle deprem oldukça. Deprem oldukça bunlar çok daha iyi anlaşılıyor. Yani ne kadar çok deprem olursa o bölgenin sismotektoniği hakkında biz o kadar, evet, daha sağlıklı bilgiye sahip, evet, oluyoruz. Şimdi bu depremde diğer önemli bir özellik bence. Bu deprem ana fay üzerinde meydana gelmedi. 5.8'den bahsediyoruz gene, yani değil mi? Tüm, bütün, evet, hepsi yani hepsinden. 4.7, 5.7 ve hepsi tamamı ana faydan
nispeten uzak fakat ana fay üzerinde olmayan depremler bunlar. Demin Nuray Hocam'ın da bahsettiği gibi bu ikincil fay dediğimiz, yani ana fay değil, ikincil fay nispeten daha küçük. Yani bunlar olsa olsa ancak bu büyüklükte depremler üretir. Bu ikincil faylar daha büyük depremler üretmez. Yani esas büyük deprem ana fay üzerinde meydana geliyor. Zaten bunların boyları da kısa herhalde, değil mi Kesinlikle hocam? Yani oradan da çok net bir şekilde anlaşılmaktadır. Yani en büyüğü işte 5.7-5.8 ile kırılan, o da dediğim gibi 7-8 kilometre uzunluğunda bir fayı kırmıştır. Diğerleri daha da küçük. Ve o depremlerin dağılımına baktığımız zaman biz bir çizgisellikler de görüyoruz. Dolayısıyla yani sadece tek fay değil, yani orada birkaç tane farklı doğrultuda farklı hareket türlerine sahip fayların, yani küçük küçük mikro düzeyde fayların da hareket ettiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Bundan sonraki görsele bakacak olursak, demin Nuray Hocam'ın açıkladığı bilgiyle ilgili. Evet, şimdi şeklin sağ tarafında Nuray Hocam'ın açıkladığı olay var. Mesela eğer doğrultu atımlı bir fay, düz bir çizgi şeklinde değil de eğer bir bükülme söz konusuysa veya bir parçalanmaya, segmentasyona oraya bir sıçrama yapıyorsa, bu fay üzerinde, yani sıçramanın ve bükülmenin yönüne göre sıkışan bölgeler veya açılan bölgeler dediğimiz. Mesela bu geçen hafta olan depremler Kuzey Anadolu fayının işte oluşturduğu bir sıkışma alanı içinde meydana gelen depremlerdir. Ve o yüzden de biz bu ters faylanma mekanizmalarını görüyoruz. Aynı şekilde şematik olarak bu olay nasıl meydana geldiğini görselin sağ tarafında görüyoruz. Yani o sıkışma neticesinde ve fayın yön değiştirmesi sonucunda biz şeyi görüyoruz. Yani o fay üzerinde meydana gelen sıkışma alanının içerisinde oluşan daha küçük faylar. Bu faylar tabii yüzeye yakın, nispeten yüzeye yakın ki bu deprem etkinliği de aslında genelde fayın üst kısmında, yani kabuğun üst kısmında meydana gelmektedir. Fakat fayın aslında ana fay, doğrultu atımlı fay var şu andaki. Evet. Bu üst kısımda işte orada resimde İngilizce olarak yazıyor positive flower structure diye. Yani bir çiçeklenme. Evet, evet. Çiçeğin pozitif açış. Evet. Bu basınçtan meydana göre yandan, sağdan soldan içeriye doğru gelen basıncın, hani tabiri caizse pırtlatması gibi, evet, yukarı. Öyle mi diyelim? Kesinlikle hocam. Evet. Çok çok doğru ifade ettiniz. Evet. Ve bu pozitif çiçek yapı dediğimiz bu şekilde oluşmaktadır. Ve bu depremler de aslında bu pozitif çiçek yapı içerisinde meydana geldiğinin şematik olarak gösterimi diyebiliriz. Demin sözünü ettik, mesela o esas ana fayın, doğrultu atımlı fayın sıçrama yönüne bağlı olarak açılma yerleri de var. Mesela bundan sonraki görsele bakacak olursak, evet, bu mesela Çınarcık Avzası. Bak, Çınarcık Avzası'nda hemen İzmit Körfezi'nden Çınarcık Avzası'na olan kısımda, yani doğu bölgesinde meydana gelen depremler bu sefer normal faylanma ağırlıklı görüyoruz. Yani doğru atımlı fay örneğini görüyoruz. Yine Kuzey Anadolu fayı doğrultu atımlı. Ama fakat deminki olayın tersi. Evet. Yani şimdi doğrultu atımlı fay var fakat ona dik doğrultuda da öbüründe sıkışma vardı. Bunda açılma, açılma var. Açılma var. Açıldığı, evet, için orta kısım aşağı çöküyor bu sefer. Evet. Görüyorsunuz orada. Evet. Yani bu orada yine parçalanma oluyor. O, yani bölge sıkışıyor mu yoksa bölge açılıyor mu? Biz işte faylanma mekanizması dediğimiz. O fay mekanizmasını anlıyoruz zaten. Nispeten daha küçük, evet, depremlerin faylanma mekanizmalarından bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla İzmit Körfezi'nden Çınarcık Havzası'na girişte de bu sefer şey diyoruz. Negatif bir çiçek, evet, yapı. Çiçeklenme. Evet. Evet. Bir yapı olduğunu ve çökme meydana geldiğini görüyoruz. Hemen şunu sorabilir miyim Ali Hocam? Biz 99 yılında 120 kilometrelik bir fayın kırıldığını biliyoruz. Evet. Bu fayın son kırılma noktası ile sizin biraz önce 1912 depreminden hareketle belirtmiş olduğunuz Ganos'tan Marmara Denizi'nin içine kadar inen kısımdaki 140 kilometrelik bölümün arasında kalan bir parçadan bahsediyoruz. Ve burası kaç kilometredir sonuç olarak? Evet, yine birinci görselden faydalanabiliriz yani bu sorunun cevabını vermek için. Evet. Birinci görsele, birinci görsele geçersek. Evet. Evet. Bu. Evet. Evet, şimdi sizin de dediğiniz gibi 1999 İzmit depremi kırığı İzmit Körfezi'nin, hatta Çınarcık Havzası'nın hemen ucuna kadar geldi. Geldi ve orada sonlandı diyelim.
Fakat şurada şimdi 1894 ve 1963 gibi depremler var Doğu Marmara bölgesinde. Evet. Dolayısıyla bir bakıma bu iki deprem, özellikle 1894 depremi nispeten daha büyük. Yani Doğu Marmara'da bir sismik enerji boşalımına sebep olduğunu söyleyebiliriz yani önemli miktarda. 1963 depremi 6.3 büyüklüğünde olduğu için o çok fazla büyük bir enerji boşalımı yaratmaz. Fakat 1894 önemli oranda bir sismik enerji boşalımına sebep olmuştur. Dolayısıyla 1999 depremini biz biraz daha işte Bakırköy açıklarına kadar görüyorsunuz. Yine o sarı renkler kırılan fay bölgelerini göstermektedir. Fakat tabii bu tarihsel depremleri konuşurken şunu da söylemekte yarar var. Yani bunlar tabii araştırmacıya göre değişebilir. Bazı araştırmacılar 1894 depremi oraya koyar, bir başkası başka bölgeye koyabilir. Çünkü bunlar çok net bilgi değil. Yok, kayıt tabii, olmadığı için olmadı. Yani tabii evet. Bugünkü ölçüde bugün konu, Ali Bey'in bahsettiği manada işte şurada şurası kırıldı vesaire evet, gibi yani o kadar kesin net şeyler söylemek, şey söylemek evet. Zor tabii. Bunlar tahmin biraz, yorum. Ama yine de Doğu Marmara bölgesinde 1963 ve 1894'te önemli bir sismik enerji boşalımı olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla sizin sorunuzun cevabını verme gerekirse yani orta çukur ile yani 1912 kırı orta çukura kadar geldiğini düşünecek olursak ve 1894 depremi de Bakırköy açıklarına kadar geldiğini düşünecek olursak yani o geriye kalan işte yaklaşık 70 kilometrelik bir fay uzunluğu karşımıza çıkmaktadır. Yani ve başta da söylediğimiz gibi o Türk-Japon projesinde biz o fayın düşey yönde de kilitli olduğunu, en azından deprem etkinliği olmadığını ve deprem etkinliği olmayan alanların nispeten kilitli olduğunu ve sismik enerji biriktirdiğini düşünecek olursak yani önümüzde deprem üretecek 70 kilometrelik bir fay olduğunu. Yani Bakırköy açıklarına kadar diyorsunuz ama onun doğusunda yani adalara kadar. Yani işte Armijo'nun gösterdiği fay eğer 1894'te kırılmış ise. Ki evet tabii bir de Doğu Marmara'da tabii Çınarcık Havzası'ndan da ana hat geçtiği söylenmektedir. Yani yani o fay da bence tartışmalı yani şu açıdan tartışmalı. Yani Çınarcık Havzası'ndaki fayın doğrultusu ile gerilme alanı dedik mesela maksimum sıkışma yönü neredeyse birbirine paralel yani. Yani bu paralellik bize neyi göstermektedir? Şunu göstermektedir. Yani bu Çınarcık Havzası'nın nispeten zayıf fay olduğunu ve bu Çınarcık fayının fazla sismik enerji biriktirme potansiyeline sahip olmadığını. Onun dışında yaptığımız bazı çalışmalar neticesinde de Çınarcık fayının zayıf fay olduğu bulgularına rastlıyoruz yani. Dolayısıyla zayıf fay ne demektir? Zayıf fay sismik enerji biriktirme potansiyeli biraz zayıf yani. Dolayısıyla çok büyük deprem üretmemesi gerekir diye düşünüyorum yani. Yani o açıdan da baktığımız zaman bir bakıma geriye kalan sadece Marmara'nın orta kısmı düşünebiliriz yani. Evet. Bir sorum daha var. Bu bahsetmiş olduğunuz 15 sismik cihaz bu bölgede mi yerleştirilmiştir? Evet, hali hazırda şu anda kırılmayan evet, bölgede. Onu, evet, evet. Yine aynı bölgede gözlemler devam etmektedir. Evet. Yeterli midir 15 sayısı? Yeterlidir diye düşünüyorum. Çünkü yani 15 tane istasyon bu kadar dar bir alanda karaya baktığımız zaman biz karada da bundan daha yoğun bir gözlem yapamıyoruz yani. Evet. Dolayısıyla peki, elde edilen bilgiler de bence son derece sağlıklıdır. Evet. Ve biliyorum belki de bu son deprem etkinliği bölgesine de bir tane denizli bir sismograf daha yerleştirilebilir şey açısından daha sağlıklı bilgilere ulaşmak için. Evet. Başka izlememiz gereken haritaları da ele alalım çünkü zamanımız azalıyor. Kaldı mı hocam? Yani son şeyde şunu söyleyebiliriz. Şimdi bize özellikle mesela deprem meydana gelir gelmez bize şeyi soruyorlar genelde. Deprem ne zaman olacak? Depremler nerede olacak? Evet. Yani
bu depremlerin önceden belirlenmesi konusu maalesef bir gelişme yok yani. Mesela günümüzde öyle bir yöntem veya teknoloji veya bu depremin yaklaştığını gösteren herhangi bir ölçüm cihazı maalesef yok. Fakat şunu bence yapabiliriz. Mesela Türkiye deprem tehlike haritası bence göstermektedir bize. Depremlerin nerede olacağını göstermektedir. Depremlerin hangi büyüklükte olacağını göstermektedir. Dolayısıyla bu bilgi bize yeterlidir yani. Yani depremin nerede olacağını bu harita bize net gösteriyor. Mesela bu kırmızı, koyu kırmızıyla gördüğümüz yerlerde büyük deprem olacak. Evet. Ve bu bölgelerde... Bu Kuzey Anadolu fayını görüyoruz. Bir de aşağıya... Doğu Anadolu fayı var. Doğu Anadolu fayını görüyoruz. Evet, Batı Anadolu var mesela. Batı Anadolu. Bir de Batı Anadolu. Marmara bölgesini görüyoruz. Evet. Dolayısıyla yani oralarda büyük deprem olacak. Ve binalarımıza maksimum kuvvet oralarda. Yani zaten biz bu harita 2018 Mart'ında yayınlandı ve 2019 1 Ocak'tan itibaren de yürürlükte halen. O tarihten itibaren yapılan bütün projelerde, depreme dayanıklı hesaplarda bu haritanın verdiği ivmeleri kullanıyoruz. Evet. Bu haritadaki her noktada internet üzerinden elde edilen bilgilere göre spektral ivme dediğimiz bizim tasarımda esas aldığımız depremi temsil edilen verileri kullanıyoruz. Ki evet. bunlar da bu haritada aslında zaten Türkiye'deki son verilere göre bilimsel bir biçimde hazırlanmış bir haritadır. Kafaları karıştıran bir başka konu da işte İstanbul depremi mi, Marmara depremi mi gibi bazı tartışmalar var insanların kafasında. Bu konuda ne dememiz gerekiyor hocam? Yani Marmara Denizi'nde meydana gelen her deprem İstanbul'da hissedilmektedir yani. Evet. Dolayısıyla yani İstanbul depremi dediğimiz zaman fayın İstanbul'un herhangi bir yerinden geçtiğini yok yani öyle bir fay bilmiyorum. Yani yok. Karada fay yok. Evet. Yani bütün faylar Marmara Denizi'nin içinden geçmektedir ve İstanbul'da hissedeceğimiz deprem işte Marmara Denizi'nde kırılacak olan fayı. Şimdi, evet. Marmara Denizi'nde kırılacak diyoruz ama İstanbul'a çok yakın. Aynen. Özellikle Avrupa kısmında yani düşünün Bakırköy'e kadar geliyor bu. Bakırköy'ün kuzeyindeki bütün nüfus yoğunluğunu düşünün. Ne bileyim Eminönü'ne kadar kaç kilometredir oradan mesela yani Eskişehir'in merkezi işte bir 30 kilometre daha diyelim. Ayrıca şeyi unutmayalım. Işte Kadıköy'e işte 35 kilometre diyelim. Yani bunlar uzak mesafeler değil. Böyle 7-7-10'da 3, 7-10'da 4 gibi bir deprem o fay üzerinde olursa İstanbul'un her tarafı çok çok etkilenecek muhakkak. Evet. Bu İstanbul depremidir yani. Ayrıca 99 depreminde unutmayalım ki İzmit'ten başlayıp Çınarca'ya kadar devam eden kırık avcıları etkiledi, bağcıları etkiledi. Özel bir şey yani aslında çok çok kendine özgü bir durum ama onu düşünmezseniz, onu bir tarafa bırakırsanız ne bileyim İstanbul'un merkezi tabii 99 depreminde daha uzaktı. Evet. Şimdi çok daha yakında olacak olan bir depremden söz ediyoruz. Yani dolayısıyla bu bir Marmara depremidir, İstanbul'u fazla etkilemez falan gibi yanlış yanılgılara düşmemek. Evet. Ana hatta bir deprem olduğu takdirde sadece İstanbul değil, onun dışında başka bazı bölgelerinde etkilenmesi bekliyorsunuz. Bütün Marmara bölgesi. Bütün Marmara'yı yani güneyiyle ve kuzeyiyle etkileyeceğini düşünüyorsunuz. Hocam son birkaç dakika içinde bir de bugünlerde çok konuşulan biliyorsunuz binalar konusu var. Binalarla ilgili alınan önlemler, alınması gereken önlemler var. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Bunun için özel bir program yapacağız ayrıca ama çok kısa olarak rica ediyorum. Son zamanlarda basında işte bu depremde bazı önemli hasarlar olduğu konusunda haberler görüyoruz. İşte görseller, resimler, fotoğraflar yayınlanıyor. Şimdi burada önemli bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Zamanımız kısa olduğu için çok detaya giremeyeceğiz. Fakat örneğin bazı okulların işte ağır hasar gördüğü ve boşaltıldığı ifade edildi. Bunların içinde hepsi mi değil mi tabii bilmiyorum ama bir kısmının aslında İstanbul'da işte 99 depremlerinden bu yana yürütülmekte olan İSMEP projesi kapsamında güçlendirilen okullar olduğu ifade ediliyor. Burada benim dün bir arkadaşımdan edindiğim bilgiye göre aslında ilginç bir şey olmuş. Şimdi
bir genel bir olay var İstanbul'u etkileyen ki bu biraz göz ardı ediliyor. Araştırmalarda da göz ardı ediliyor. Şimdi 1995'ten takriben önce Türkiye'de hazır beton teknolojisi diye bir şey yoktu. Yani önemli yapılan konutların büyük çoğunluğu sokakta böyle dökülen, elle dökülen doğru dürüst beton yer bile kullanılmadan çoğunlukla yapılan betonlardır. Bu betonların kalitesi çok düşük ve bunların özellikle yine 95'ten önce büyük ölçüde deniz agregasının da hatta yıkanmadan tuzlu olarak kullanıldığını da biliyoruz. İçinde midye kabukları vesaire. Şimdi bu betonlar çok zayıf betonlar, artı çok kompakt değil, bunların içinde boşluklar var. Şimdi artı yine o tarihlerde yani 2000'li yıllardan önce su izolasyonu da hiç önem verilmeyen bir konuydu. Şimdi temellerin altında bir bugünkü teknolojide bohçalama yapıyoruz, radye temel yapıyoruz, plak temeller yapıyoruz. Yani su izolasyonu bugün hemen hemen bütün binalarda artık standart hale geldi. Fakat o zamanlar yoktu. Şimdi bu iki olayı birleştirirseniz yani su izolasyonu eksikliği artı beton kalitesinin düşüklüğünü aşağıdan gelen rutubetin, nemin etkisiyle yukarıya kapilariteyle üst katlara doğru özellikle bodrum katlarında betonun da çok geçirgen olması dolayısıyla yahut havaya maruz kalan dış kısımlarda da aslında hava kirliliğinin etkisi de çok önemli. İçeri giren rutubet demirleri içindeki kolonların içinde bulunan düşey demirleri paslatıyor, korozyona maruz bırakıyor. Zaman içinde bu korozyon yukarıya doğru da genişliyor ve korozyon dolayısıyla bu demirler genleşiyor, çapları büyüyor. Bu sefer dışarıdaki, bunun dışındaki betonları patlatıyorlar, dışarıya atıyorlar. Aslında bu bilinen bir şey. Ve takriben yani benim gözlemlerime göre böyle bir 10-15 yıl içinde bu olay oluyor. Şimdi ben 99 depremlerinde bile bir sürü binaya gidip baktığımda İstanbul'da yakın çevremizde o zaman bile ki 70'li 80'li yıllarda yapılan binaların çoğunda bu durumu görmüştük. Şimdi İstanbul'daki yapıların tam sayısını bilmiyorum ama çok büyük bir kısmı 95'ten önce 90'da 80'de 70'de yapıldığını biliyoruz. Bu binalarda bu tür korozyon çok yaygın olduğunu da biliyoruz. Ve şimdi bugüne gelelim. İşte depremde hasar oldu deniliyor. Aslında buna biraz şüpheyle bakmak lazım. Şöyle ki, şimdi o tür dediğimiz gibi o paslanma, genleşme dolayısıyla betonlar dışarı atıldığında aslında bugün de gitseniz bir sürü binaya o beton, dışta duran betonları elinizle tutsanız alırsınız. Evet, depremden önce. Ben çok almışımdır öyle. Yani çünkü onun... ne oldu şimdi? Aslında bu deprem küçücük bir titreşim yarattı. Bu deprem büyük bir deprem değil. Evet. Onlar düştü yere. Koptu. Zaten siz onu koparabilirdiniz. Onlar orada hani tabiri caizse tay tay duruyorlardı böyle. Düştü yere. Şimdi deniyor ki bu deprem hasarı. Hayır, bu deprem hasarı değil. Yanıltmasın bizi. Bu zaten var olan bir hasarın. Bu eski kalitesizliğin yarattığı, dediğim gibi bu nedenle binalar kesitleri kolonların düştüğü için bir sürü örneğini son aylarda, yıllarda kendi ağırlığı altında çöken binalar oldu. Ve bu tür olaylar hazır olmamız lazım. Bunlar daha da artacak. Evet. Yani şunu gösteriyor. Bu ömrü doldu bu aslında bu binaların. Miadı doldu derler ya. Yani çünkü korozyon etkisiyle demir bir şey kalmıyor. Beton da zedeleniyor. Buna dikkat etmek lazım. Yani özellikle okullarda, bazı üniversite binalarında meydana gelen hasarlar ben görmedim ama muhtemelen bundan meydana geliyor. Yanılmayalım. Yani çünkü bu dediğim hasar aslında, yani korozyon hasarı, bugün binlerce, on binlerce binada olduğuna eminim. Evet. Ve büyük bir depremde de bunların hepsinin bu binalar üzerinde ve şunu da söyleyeyim. Aslında şimdi bir takım deprem hasar tahminleri yapıyoruz.
Ben de buna daha 90'larda başlamıştık biz. İlk çalışmaları biz Kandilli'de yaptık bu konuda Türkiye'de. Şimdi arkadaşlar bir sürü yerde bunlar yapılıyor. Fakat burada çok dikkat etmek lazım. Bu korozyon olayı çok özel bir durum ve genellikle deprem hasar tahminlerinde bunun dikkate alındığını sanmıyorum. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani onlarda işte binanın normal yaşı işte vesaire özellikleri dikkate alınır. İstanbul için bu çok önemli bir durum ve büyük bir risk tabii. Evet. Bunu bilmek lazım. Evet. Ali Hocam size çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Keza gerçekten. Nuray Hocam size evet. de çok teşekkür rica ederiz. Ederim. Ali Bey'e çok teşekkür ederiz. Evet. Ben kendisinden devamlı çok şeyler öğreniyorum. Bu programda da öğrendim. Evet. Hepimiz sağ öğrendik. Sağ olun, sağ olun. Efendim İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Gelecek hafta pazartesi günü saat 16'da 143. programımızı da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.